Akşama görüşecektik. Ne oldu, beni mi özlediniz reis? Özlemeyi özlemedim de diyeceklerim var. İnşallah benden şüphelenmedin senin tırlarında mal çıktı diye. Ben güvenmediğim adamdan şüphelenmem. O yüzden senden hiç şüphelenmiyorum. İlyas, abin yok derse sakın sıkma. Yoksa buradan çıkamayız. Çıkarız çıkmayız. Ender kabul etmezse ölecek. Ne yapacağız? Ya Behbi abi, biraz daha kalabalık mı gelseydik ya? Yani Fahri, Reha falan. İstemiyordu. Ya niye tedirgin oluyorsunuz ki? Hangi insan Ünal'ın ölümüne yok der ki? Ünal, Ünal enişte. Bahsettiğin kişi Ünal. Ünal'ın bundan haberi olursa hepimiz ölürüz enişte. Ya otursana İlyas, oradan öyle sıkacakmış gibi durma. Aynı masadayız. Böyle iyi. Sen şimdi İlyas'ı bırak, bana bak. Ünal bugün benim tırlarıma göz diktiyse yarın seninkilere dikecek. Ünal mı diyorsun? Viktor'la Özkan değil yani. Sen ne diyorsun? Sen söyle. Viktor'dan kesinlikle böyle bir şey olmayacağını toplantı haricinde de duydum. Ama Ünal'la bir görüşmeleri de olmuş. Kim kim? Özkan da oradaymış. Bu adamın entrikaları hiç bitmeyecek mi? Ünal'ın yanındaki kimmiş? Ben ne bileyim İlyas kimmiş? Ne yemişler, ne içmişler? Ajan mıyım ben? Özer de orada mı? Bir şey duydun mu diye soruyor. Duymadım da... Senin bir planın mı var? Var. Viktor'a mı sıkacaksın? Yoksa Özkan'a mı sıkacaksın? Ünal'a sıkacağım. Sen mi? Ben. Bu akşam masada. Çoğunluk sende değil. Nasıl olacak o iş? Ya bendeyse? Sen de olsa buraya gelmezdin. Ünal'ın ölümüne yok diyorsun yani. Yok, öyle bir şey demedim. Peki lider kim olacak? Ünal'ın vekili, yeğenin Alparslan mı? Alparslan da, İlyas da benim oturduğum masada lider olamazlar. Yani sen mi olacaksın? Ben adaylığımı koymayacağıma söz vereceğim. Sen de benden yana el kaldıracağına söz vereceksin. Bu iyi bir anlaşma. Eğer sözünde durmazsan İlyas... Tamam. Tehdit etme. Sen bana bir anlaşma sundun. Ben de kabul ettim. Ha, seni sevdiğim için kabul etmedim.
işime geldiği için kabul ettim. Bu bana sunduğunuz teklife kimler evet dedi? Kimsenin ismini vermem. Senin ismini de başkalarının yanında söylemeyeceğim gibi. Meraklısı olduğumdan değil. O İlker'e güvenilmez. İlker bende. Ya Fikret kimde? Gelmiş mi o? Gelmiş. Burnundan da soluyor, haberin olsun. İlk fırsatta hem tipiye, hem ateşe, hem sana saldıracak. İlker İlyas da, Fikret tipi de. Tamam. Madem anlaştık, madem buraya kadar geldiniz, bir çay içelim bari. İçelim. Fikret geldi. Gelsin Dadaş. Gelsin. Sana baş sağlığına gelecektik Fikret. Sen niye geldin? Ne zamandan beri öldürdüğünüz biri için baş sağlığına gidiyorsunuz? Her şeyi duydun mu Adem? Kardeşin Hikmet'i niye öldürdüğümüzü de duymuşsundur. Duydum. Teşekküre geldin o zaman. Size bu işi Hızır mı yaptırdı? Yoksa siz kafanıza göre mi hareket ediyorsunuz? Onu duymaya, öğrenmeye geldim. Hızır bize niye bir şey yaptırsın? Fikret. Yapacak olsa kendi yapardı. E hani onun tırlarında çıkmış ya? Fikret. Sen Hızır'ı ne tanırsın? 20 yıldır iş yapıyoruz. Nasıl ne tanırsın? Yani seni kim tanıştırdı diyorum. Seni bu işe kim soktu? Sen soktun. Ha. Demek ki kardeşin bana yanlış yaptı. Hızır'a değil.
Aga, ben bir şey anlamadım. Hikmet bu işi abisi Fikret'ten habersiz mi yaptı, haberli mi? Fikret, kardeş acısıyla mı tehdit edip konuşuyor? Kuyruk acısıyla mı? Bana bak. Ateş. Eğer kardeşimin yaptığı iş tasvip etmiş olsaydım... buraya konuşmaya değil... vuruşmaya gelirdim. Ama siz... kardeşimi... bana sormadan öldürdüğünüz için... sizinle de hasım. Bundan sonra silahlarınızı taşımam. Taşıyanı da öldürürüm. Ağır ol Fikret. Frenin tutmuyor. O Hızır'a da söyleyin. Artık frenim tutmuyor. Karşıma çıkanı ezeceğim. Ne diyor aga? Ne diyeyim Ateş? Yaz tahtaya. Cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.